Hamam otu bir madeni maddedir ki, o gügürt, fosfor ve arsenikten müteşekkil olup. Zamanı ki sen bunu banyoda eline bir eldiven giyip ve bunu sıcak suyla karıştırıp ve bedenin kuruken vücuduna sürsen, senin vücudunda sadece kılları tökmeye sebep olmaz. Belki senin vücuduna ne kadar mantarlara da ve çok virüslerin ve zararlı mikropların aradan aparmasına da senin vücuduna yardımcı olur. İnsanın vücudunda çok hastalıklar, özellikle çok baca ağrıları, kireçlenmeler, bel ağrılar ya hatta MS gibi hastalıklar, romatizm gibi hastalıklar ve hatta insanın vücudunda kanserler de insanın vücudunda sodanın artışından meydana gelir. Zamanı ki sen hamam otunu vücuduna uyguluyorsun, senin vücudunda bu hıltıların azalmasına sebep olur. Çok arkadaşlar yazırlar ya söylüyorlar ki zamanı ki hamam otunu uyguladılar, onların vücutlarından ince sivilceler çıkır. Evet, hamam otu bizim vücudumuzda soğudanı ve belgemi dışarıya taraf çeker. Ve bu sivilceler bizim vücudumuzun fazla soğudalarıdır ki dışarıya taraf çekilir. Bazı arkadaşlar yazırlar ya söylüyorlar ki zamanı ki hamam otu kullanırlar, onların ciltleri çok kuruyor. Eğer sen de bu sınıf insanlardansan, mutlaka hamam otunu kullanandan sonra, banyodan çıkandan sonra vücuduna menekşe yağı sürün ya zeytinyağı sürün. Bunlar sizin vücudunuzu çok yumuşaltır ve bu sizin vücudunuzu kuruluktan kurtarar. Zamanı ki siz hamam otunu koltuk altıza kullanıyorsunuz, sizin vücudunuzda sadece gılları aradan aparmıyor. Belki çok toksinleri de aradan aparıyor. Bizim vücudumuzda tüm koltuk altı ve cinsel bölgesi rutubette olur, terlir ve zaman ki gıl da orada olur, eleyebilir çok mantarlara ve virüslere ve kötü mikroplara iyi bir iklim yaradı ki orada doğup törüyüp çoğalalar ve bizim vücudumuzda sıkıntı yaradılar. Zamanı ki sen hamam otunu kullanıyorsun, senin vücudun için alkali yapıyor ve senin vücudunda tam bu söylediğin bu zararlı mikroplardan ve mantarlardan sizi kurtarır. Bu söylediklerimden ilave senin vücudundan çok toksinleri de çekir atır dışarıya. İnsanın vücudunda çok toksinler kalır ve sebep olur ki insan meme kistlerine, meme fibromlarına muptela olsun. Sen koltuk altına hamam otunu kullanmak seni bu şikayetlerden kurtarmaya da sana çok yardımcı olur. Zamanı ki siz hamam otunu cinsel bölgelerine ve bacaklarınıza kullanıyorsunuz, sizin vücudunda çok soğudayı gayri tabi ve belgen gayri tabiini atır. Ondan dolayı o kardeşlerim ki cinsel sıkıntıları var, hamam otunu kullanmak onların vücudunda cinsel şikayetlerinin geçmesine de yardımcı olur. Geleneksel tıpta şöyle söylerler ki insanın vücudunda bazı kılcal damarlar var ki bunlar tıkanırlar ve onlardan toksinler atılmıyor. Zamanı ki sen hamam otunu bu bölgelerde kullanıyorsun, sebep olur ki o damarlar açılsın, harekete gelsin ve çok toksinler vücudunuzdan atılsın. Ayak altına hamam otunu kullanmak çok ayak damarlarının tıkanmasını da önler. Özellikle o kardeşlerin ki vücutlarında diyabet sıkıntısı var ve sebep olur ki bunların ayak damarları tıkansın ve hatta bazen sebep olur ki bunların ayak parmaklarını ya ayaklarını kessinler. Bunlara da çok çok faydası olur ve bu şikayetin geçirmesine de çok harika etkisi olabilir. Hamam otu insanın cildindeki lekelerin aparmasına da çok çok yardımcı olur. Özellikle o kardeşlerim ki vitiligo hastalıkları var, bu onlara çok çok yardımcı olur. Eğer sizde de vitiligo hastalığı var, eleyebilirsiniz. Hamam otunu kıneyle birlikte karıştırıp ve cildize vurmak size çok çok yardımcı olur. Hem hamam otu ile kınanı beraber kullanın, hem hamam otunu yalnız kullanın. Bu sizin vücudunuza çok çok etkisi olur. Hatta o kardeşlerim ki sedef hastalıkları da var, bu hamam otu ile kına onlara da çok çok yardımcı olabilir. Eğer senin vücudunda ter çok kokuyor ya senin vücudunda ter vücudunu yakıyor, hamam otu bu konuda da sana yardımcı olur ve bunu uygulamak senin vücudundan bu şikayetin geçmesine yardımcı olur.
Sevgili canlarım, çün hamam otu bizim vücudumuzda həm bəlğəm qeyri təbiyini və sodanı atar, ondan dolayı kuru mizaclı arkadaşların cildini kuruda bilir. O arkadaşlar ki, səfra mizacına sahibdirlər, onlar iyidir ki, 3 dəqiqə, 4 dəqiqə arası bu hamam otunu vücudlarına sürələr və yıkayıb qurudandan sonra minəkşə yağı onlara çox-çox ətkisi olur. Umuram ki, bu harikə mədəni maddəni kullanmaqla vücudunuza sağlık verəsiniz və kendinizi çox yoğun xəstəliklərdən koruyasınız. Hoşça və sağlıqla kalın.